Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşı fırsatçılara mahkum etmeyerek getirdiği kurbanlıklar 200-210 TL'den satışa sunuldu. Biz üretici olarak memnunuz. Vatandaşımız da memnun. Satışlarımız da güzel. Herhangi bir problemimiz yok. Halka hizmet, hakka hizmet. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle bir şeye önderlik gittiği için. Üretici olarak memnunuz, teşekkür ederiz. Hamas takip etti, fazla tartıya gidecek. Allah müslümanlara oyunda sıkıntı yok. 25 bin oy sıkıntı yok. Kaç gün olmuş? 67, 66. 66. Tabii ki çok memnunuz. Hayvanları uygun fiyata yani hakkıyla alabiliyoruz. Vatandaşlarımıza tavsiyem gelip Şahin Bey Belediyesi'nin uygulamasıyla buradan almasını tavsiye ediyorum. Normalde şu anda kilosuna 220 diyen var, 215 diyen var. Biz buradan 210 liraya alacağız kurbanımızı inşallah. Yaklaşık her kurbanda 1000-1500 lira bir fark ediyor. Evet, şu an mübarek Kurban Bayramı öncesindeyiz. Öncelikle şimdiden tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız kurban kesmek istiyor. Geçen yılda tam Kurban Bayramı arefesinde kurbanlık fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Birçok vatandaşımız kurbanlık alamadı. Biz Şahin Bey Belediyesi olarak üreticilerimizi de destekliyoruz. 7 yıldan beri Şahin Bey bölgesinde hayvancılık yapan tüm vatandaşlarımızın yem ihtiyacının %50'sini Şahin Bey Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Ve şu anda Şahin Bey bölgesinde hayvan üretici sayısı 2'ye katlandı. Hayvan sayımızda da %50 artış var. Yani bu alandaki desteklerimiz gerçekten üretici nezdinde karşılık buldu. Diğer taraftan bayram öncesinde bazı spekülatif hareketler olabiliyor. Özellikle vatandaşların kurban ibadetini yerine getirmesi öncesinde fiyatları yükselterek buradan fırsatçılık yapmak isteyen insanlar olabiliyor. Biz de bunu önlemek amacıyla ki özellikle birlikler kendi yetkileri olmasa rağmen şu fiyattan kurbanlıklar satılsın diye normal piyasanın üzerine rakam açıkladılar. Biz de bunun yanlışlığını ifade ettik. Bakanlıklarımızla da görüştük. Bu birlikler hakkında şu anda soruşturma işlemi devam ediyor. Ayrıca bu işi yapan firmalarımızla görüştük. Dediler ki şu anda bunu bize 200 lira ve 210 liraya bizi kurtarıyor. Biz de o zaman 3 ayrı noktamızda satış noktası oluşturduk. Bu vatandaşlarımıza, bu üreticilerimize yer temin ettik. Hatta köyden gelen vatandaşlarımız da ürünlerini, koyunlarını, kurbanlık hayvanlarını burada satabilirler. Kurban Bayramı'na kadar fiyatları sabitledik. Firmamızla konuştuk. Beyaz, Van beyazı dediğimiz arkamızda görünen koyunlar kilosu 210 lira. Piyasa yükselse bile bu fiyattan satmaya devam edecek. Yine mor koyun dediğimiz nerede? 200 liradan satışı gerçekleşecek. Şu anda vatandaşlarımızın buradan alışveriş yapabiliyorlar, ilgileri var. Ve bu uygulamamızdan vatandaşlarımız gerçekten son derece mutlu. Bu şu anlama gelmiyor. Mesela biz bu fiyatı 250 desek, 300 lira desek buradan üretici aslında kazanmıyor. Neden?
Fiyat yükseldiği zaman vatandaşın alım gücü olmadığı için bu fiyatta mal alamıyor. Bu sefer üreticinin elinde mal kalacak. Sonra bu işin simsarlığını yapan bazı kişiler bu ürünleri, bu kurbanlıkları ucuz fiyattan üreticinin elinden alacak. Böylelikle üretici daha da zarar edecek. Bizim amacımızsa orta fiyatı bularak hem üreticinin kazanması, ki bu malların fiyatı 2 ay önce %50 daha düşüktü. Ya şu anda üretici bu fiyattan satıldığı zaman zarar ediyor, para kazanmıyor diye bir şey yok. Şu anda üreticimiz de kazanıyor, vatandaşımız da kazanıyor. Bu uygulamamızdan tüm vatandaşlarımız memnun. Hatta sosyal medyadan ve bizzat gelerek memnuniyetlerini de ifade ediyorlar. Biz de bu şekilde vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirmesine yardımcı olmuş oluyoruz. Alana da satana da hayırlı olsun. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Biraz daha zor olacak.